Merhaba, Onur Albayrak. 34 yaşındayım. 2002'den bu yana bu işi yapıyorum. Evet dedik, zaten gün boyu o çekim alanında olduğumuzu söyledik kendisine. Saatin önemli olmadığını, sabah ilk çekimi onlarla başlayacağımızı. Nitekim gittik, çekim alanında buluştuk. Gelini o ana kadar görmemiştim. Gelini gördüğümde yaşının küçük olduğunu hissettim. Sormuş bulundum yani kaç yaşındasınız diye. Bir 15 dedi, bir yalpaladı, böyle bir 16 dedi. Belli zaten hani küçük olduğu. Ben de prensiplerim gereği çocuk gelin çekmiyorum dedim. Bir başka fotoğrafçıyla çalışmasını söyledim. Damadın tavrı net. Yani sen parana bak. Ne yapacaksın, boş ver, uğraşma bunlarla. Paranı al, işini yap gibisinden. Ben hala ısrar edince hayır çekmeyeceğim diye. Bu defa hakaret, küfür şeklinde üstüme yürüyüp yakamdan tuttu. Zaten ondan sonra da olanlar oldu. Yani etrafta piknik yapan insanlar vardı, kahvaltı yapan. Onlar araya girdi. Bir iki meslektaşımız vardı yine çekim için orada bulunan. Onlar araya girdi. Derken zaten biz olay büyümemesi için bindik araba, yani bindirdiler bizi, gönderdiler, siz gidin olay büyümesin gibisinden. Evet, ben de sosyal medyada gördüm. İlk etapta aslında böyle bir çekince oluştu bende, hani damat döven fotoğrafçı izlenimi gibi hissettim. Sonra insanlar içeriği okuyup tebrik mesajları gönderince, teşekkür yazıları yazınca, telefonlar açınca farkında olmadan Türkiye'nin dikkatini çocuk geline çekmişiz. Yani bunu hissettim. Bu da güzel bir duygu. Yani Türkiye'nin her tarafından binlerce telefon, binlerce mesaj aralıksız olarak, yani hiç susturmadan sürekli insanların desteğini almak, bu tarz bir şey yaptığım için yanımda olmalarını bilmek güzel yani. Umutlandım açıkçası. Peki. Tek tek aradılar, yani isim isim sayamayacağım şu anda. Yapabilecekleri bir şey olup olmadığını, herhangi bir sıkıntım olup olmadığını. Bir sürü avukat aradı. Bir yasal süreci olursa arkandayız, destekçiniz, kesinlikle problem yaşama gibisinden. Ne bileyim yani, 60-65 yaşında kadınlar geldi, ellerini öpmek istiyorum dedi. Çok duygulandım açıkçası. Güzel bir şey yapmışız dedim kendi kendime. Yani işin kavga boyutu biraz daha geri planda olsaydı daha güzel olacaktı tabii, ama biraz o ön plana çıktı. Sadece fotoğrafçılar olarak değil aslında. Düğün sektörüne hizmet eden herkese. Yani bu düğün salonundan başlar. Düğün salonu bunlara salonu kiralaması, gelinlikçi gelinlik satması, kuaför saçını yapmasa, ne bileyim matbaacı davetiyesini basmasa, fotoğrafçı fotoğrafını çekmese, en azından biraz daha içlerinde biz bu işi yapmasak mı düşüncesi oluşabilir diye düşünüyorum. Hani sadece Malatya'daki meslektaşlarıma değil, tüm Türkiye'deki düğün sektörüne böyle bir kampanya başlatmalarını, çocuk gelin yapmıyoruz, çocuk gelin çekmiyoruz, gelinlik satmıyoruz, düğünlerini yapmıyoruz. Böyle bir şey yaparlarsa, böyle bir furya başlarsa bence dikkat çekilecektir ve en azından sayıda azalma olacaktır.